Evet. Evet. Ama telif yeriz kalabalığı ya. Nasıl? Evet, telif yiyoruz böyle. Telif mi yiyoruz? Evet, şu anda İstanbul'a doğru yola çıktık mı? Hayır, şu an biz istasyona evet. Gidiyoruz. Şu anda Marmara'ya gidiyoruz. Marmara. Yeni uyandık. Yola çıktık. Rota neresi? Evet, Kapıkule. İlk önce Kapıkule'ye varmamız lazım. Blablacar'dan biriyle görüştük. O bizi Bakırköy'den alıp Edirne'ye bırakacak. Edirne'den de biz artık yolumuza bakacağız. Nasıl bakacağız yolumuza, yani otostop çekeceğiz? Evet, otostop çekeceğiz. Evet, herkese merhaba tekrardan. Şimdi Yeni Kapı'ya geldik. Yeni Kapı'dan şimdi Bakırköy'e gideceğiz. Bakırköy'deki abimiz bizi Edirne'ye bırakacak. Edirne'den de Kapıkule'ye gideceğiz kala. Evet. Arkadaşlar şu anda Edirne'deyiz. Edirne'ye nasıl geldik? Blablacar'la geldik. Gebze'den İstanbul'a gittik Marmara'yla. İstanbul'dan Blablacar'la bir abimiz sağ olsun bizi Kapıkule'ye gidebileceğimiz yere en güzel şekilde bıraktı. Onu da gösterelim şu şekilde. Şurada. Burada Mimar Koca Sinan'ın büyük eseri var. Sen nereyi çekiyorsun ya? Burada Mimar Koca Sinan'ın eseri var. Çek abi, gel. Gelelim abi. Evet abi, anlat. Evet, anlatmaya gerek yok mu diyorsun? Evet, ünlü ustamız. Evet, görüyoruz mu diyorsun? Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok abi. O zaman gel. Ama kanka, büyük esere gel ya. Tamam, gel abi. Abi. Gidelim. Selimiye Camii'nin güzelliğine evet, bak abi. Şu anda Edirne'deyiz. Arkamızda da büyük ustanın yaptığı muhteşem eser duruyor. Değil mi Mecit'ciğim, ne diyorsun? Arkamız. Gel biraz yakınlaşalım ya. Şöyle yürüyelim ya. Bu güzel esere biraz yakından bakalım Mecit'ciğim. Evet. Ha? Bu nadide esere. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada ben size buraya nasıl geldiğimizden bahsedeyim. İstanbul'dan Blablacar'la Edirne'ye 30 liraya geldik. Şu an Kapıkule'ye... 100 liraya. Zaten bizi getiren adam Edirne'yi biliyordu hani. Kapıkule'yi rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz bir yere bıraktı. Evet, şurada Kapıkule tabelası var. Az sonra aynen. Onu da çekeriz. Tam Selime evet. Camii'nin önünde biz de fırsat bulmuşken hani burayı da size gösterelim evet, dedik. Bir yandan da anlatalım nasıl geldiğiniz hakkında. İşte görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Gerçekten harika, muhteşem, süper. Şu topları da çek. Şahi Top, Fatih Sultan Mehmet. Hani Bizansların kafasına attı. Evet abi. Tarihi şehir Edirne'deyiz şu anda. Evet, gerçekten güzel bir şehir. Ama kesici bir soğuk var şu anda. Bak ellerim şu an... Evet abi, kesici. O zaman bizim sabah uçağımız yokmuşçasına koşalım. Evet, biz şu anda gidiyoruz abi. Şu an hadi gidelim. Koş kala. Şu an otostop çekmeye koş. Gidiyoruz Kapıkule. Evet, gidelim hadi. Hadi Kapıkule'de görüşürüz. Ama dur şu Kapıkule. Tamam kanka, böyle çok da şey yapma hani. Gel abi. Gel. Evet. Evet, şu anda Kapıkule Gümrük Kapısı'ndayız. Sonunda geldik buraya. Edirne'deydik. Ve oradan Edirne'den kalkan otobüsler sayesinde 5 TL bir ücret karşılığında buraya geldik. 2 kişi 10 TL dedik yani. Buraya gelmek için Edirne Çarşı'nın orada otobüsler kalkıyor. Yaklaşık 5 lira, yani aynen tam 5 lira ücretle buraya, Kapıkule'nin tam önüne şuraya bırakıyorlar. Yani sizi şuraya 5 liraya bırakıyorlar Edirne'den. Çantaları da göster şöyle. Evet. Çanta bu şekilde, bakalım Ryanair'in bagaj politikası bize sıkıntı yaratacak mı? Evet, ondan da bahsedelim o zaman şimdi. Yani şu gördüğünüz çanta bayağı büyük yani. Ryanair'in internet sitesinde göster çanta. Small bag olarak geçiyor. Small bag. Şunlar bizim bayağı big ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Büyük ihtimalle eğer ki bizden ücret isterlerse, çünkü internet sitesinde 25 veya 50 euro gibi bir ücret söylüyorlar. Ağır gelirse 25 euro oluyormuş. Santimetresi büyük olunca da 50 euro alıyorlarmış. Tabii ki de biz bunu vermeyiz. Yani o göz yok bizde. Giyeriz büyük ihtimalle bütün çantayı. Bakacağız, onu da görüşürüz. Allah'a emanet, görüşürüz abi, dikkat et kendine. Bizi abi Sofya'ya, airport'a 5 kilometre kala bıraktı, buradan gideceğiz. Sağ olasın abi. Görüşmek üzere. Kral gidiyor. Kral. Adamsın reis. Abi kolay gelsin. Sağ olasın abi her şey için, eyvallah. Sağ olasın abi, sen de.
Bana taksi geldi. Burada Sofya'da bir tır parkındaydık. Şimdi taksiyle havaalanına geçeceğiz. Abi eyvallah, sağ olasın. Yavaşçık olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sıkıntı yok ya. Ha, bilmiyor mu? Problem yok, tamam. Abi desene karbine dedik. Tamam, söyledi söyledi. Ben söyledim. Ha, söyledi. Abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Görüşürüz. Zat. Ya, okey. Tamam. Ya, okey. We can record the video YouTube channel, no problem. No. Okey. Okay. We're going to Terminal 2. Yes. Mecit'cim. Gözükmüyorsun ama. İyiyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an Sofya harbiden gerçekten çok soğuk. -6 derece şu anda Sofya. Şu anda Terminal 2'ye doğru yola çıktık. Airport'ta görüşürüz o zaman. Evet, görüşürüz. Say hello. You can say hello. Hi. Hi. Okay. Şafak göründü mü yoksa? Şu an taksiyle Sofya Airport'a geldik. Bir tır parkı vardı, bizi oraya bırakmışlardı. Az videoda da bahsettik sizde. Yaklaşık yani tam 10 euro bir ücret karşılığında bizi tır parkından buraya getirdiler. How much is it? 10 euro. Okay. 8 euro olmaz mı kala? Bereket versin kala. You're welcome. Thank you very much. Evet, şu anda Sofya Airport'a geldik. Gördüğünüz gibi Sofya Airport'un önündeyiz. Hava yaklaşık -6 derece. Şu an Sofya Airport'tayız, Terminal 2'deyiz. Milano'da video çekmiştik. Şu anda tam o yerdeyiz değil mi? Tam o masadayız şu an. Şu anda Barcelona uçağımızı bekliyoruz. Sabah 6'da kalkacak. Geçenki uçağımız Terminal 1'den kalktı Milano'da. Bu uçağımız Ryanair buradan kalkacak, Terminal 2'den. Şu anda biz Allah'tan Terminal 2'den kalkıyoruz. Geçen videoda gördüğünüz Terminal 1'deki havalimanı, yani aynı havalimanı ama farklı terminaller. Terminal 1'deki yer nasıl otobüs durağı gibiydi abi. Otobüs evet. Terminali gibiydi harbiden. Burası biraz havalimanına benziyor. Aslında beklediğimizden rahat geldik ya. Otostop çektik. BlaBlaCar'la geldik İstanbul'dan Edirne'ye 30 liraya. Sonra Edirne'den Kapıkule'ye 5 liraya geldik minibüsle. Kapıkule'den yürüyerek geçtik. Duty Free'de video çekiyorduk. Tam o sırada bize biri baktı böyle bize. Orkun da dedi ki hani ona merhaba abi, hani muhabbete girdi. O dedi nereye gidiyorsunuz? Biz de anlattık böyle böyle Sofya'ya gidiyoruz. Adam dedi ben sizi bırakayım dedi. Bulgar'ın Svilengrad'a kadar. Bulgar'a geçince Svilengrad diye bir yer var 20 km ilerisinde. Orada tır parkı var. Türk tırcılarının. Oraya bizi bıraktı. Daha sonra orada bir sürü Türk tırcı vardı. Onlarla muhabbet ederken böyle böyle dedik işte Sofya'ya gitmemiz gerekiyor. Rica ettik. Abi de sağ olsun bizi 5 kilometre otobanda, yani ileride bir tır parkı var, oraya bıraktı. Yaklaşık 2 saat orada zaman geçirdik. İnternet de vardı sağ olsun. Orada da yardımcı oldular bize. Taksi çağırdılar. Gene sinyal, gene sinyal. Evet, oradan buraya 10 euro bir ücretle geldik. Kişi başı 5 euro taksiyle. Taksiye 5 euro verdik buraya gelene kadar. Başka ne verdik? Bir de BlaBlaCar'a 30 lira verdik İstanbul'dan. Başka bir şey vermedik. Bir de Kapıkule'den, Edirne'den Kapıkule'ye 5 lira verdik otobüse. Yaptı sana. Bir de bu arada başlayalım. Ben size şunu göstereyim abi. Bu arada tırcı abimizden sırma su sinyalledik. Şöyle göstereyim. Belki sponsor olurlar. Gerçi çene suyuna da yapmıştık ama sponsor olmalar vardı. Evet. Bakalım bu sefer sırma bize sponsor olacak mı? Yoksa şey mi? Güzel tutuluyor mu ha? Evet. Bu güzel tutulmuyor. Çene suyu daha güzel tutuluyor. Sabah 6.30'da işte uçağımız var. Şu an saat... Oğlum adamlar sponsor olacaksa da olmayacaklar şimdi. Evet, şu an saat... Bitirdim bizi. 4.08 geçiyor. Yaklaşık 2.5 saatimiz var. Büyük ihtimal birazdan geçeriz. İçeri doğru. Yani pasaport kaşeyi vurdururuz. Orada biraz takılırız. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Aklımıza tekrar gelse yine... Tukan, seni seviyoruz kardeşim. Nerede? Şurada en üstte. Sanki o Barcelona. Ama kanka 13.10 gösteriyor ya.
soğuğu. Acayip ya. Eksi 5 derece diyor. Konuşamıyor abi, dili tutuldu ya. Soğuktan dili tutuldu ya. Şurayı alalım abi, gel. Şöyle al bizi. Al abi. Donduk. Öldük ya. Yok böyle bir soğuk. Bittik. Abla uçağa da en son binmezsin ya. Senin durumun ne ya? Kanka uçağa da en son binmezsin. Bizim gibi sinyalci adamlar. Şuraya bak, götümüz donmuş ya. Abi öldük ya. Abi eksi 6 derece. Burada rüzgara maruz kalıyor. Fırtına var ya. Baksana abi. Şu yerden bulduğum straforla kendi işim. Bilgiler bu şekilde. Son durum böyle. O zaman Barcelona'da görüşürüz.